31 Mart 2014 seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Ancak pandemi nedeniyle geçen yıl sizlerle bir araya gelemedik. Bu yıl pandemi devam etse de kurallara uyarak sizlerle bir araya gelmek ve Nilüfer'in son 2 yılını değerlendirmek istedik. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Nilüfer'in 34 yıllık bir geçmişi var. 1987 yılında ilçe statüsüne kavuşan Nilüfer, başlangıçta sadece Bursa'nın toplu konut bölgesiydi ve çok hızlı büyüdü. Kurulduğunda tahmini 50 bin kişinin yaşadığı Nilüfer'de bugün yaklaşık 485 bin kişi yaşıyor. 34 yılda neredeyse 10 kat artan nüfusu buraya çeken şey planlı yapılaşma değil, aslında sunulan yaşam biçimi oldu. Kente kendi kazandırmak için hummalı bir çabaya girişen Nilüfer Belediyesi bu otel kenti kültür, sanat ve spor kenti haline getirdi. Ve Bursa'da adeta bir odak kayması yarattı. Eskiden kültürel etkinliklere ulaşmak için Nilüferliler kent merkezine giderdi. Oysa şimdi aynı amaçla bütün Bursa Nilüfer'e geliyor. Bugün bütün Türkiye Nilüfer'i çağdaş bir kent kimliğinin yanı sıra sanatın ve sanatçının dostu bir kent olarak tanıyor. Kimliğimizle gurur duyuyor ve bu kimlikle yürümeye devam ediyoruz. Öncelikle Nilüfer'e bugün sahip olduğu değerleri kazandıran, bu kente emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza ama en çok da önceki dönem belediye başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e çok teşekkür ediyorum. Bizler kendisinden devraldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak ve bu kente renklerini yeni renkler eklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilindiği gibi 8 sanayi bölgesini barındıran ve bu yönüyle üretimin, emeğin kenti olan Nilüfer, aynı zamanda tarımsal üretimin potansiyeli çok yüksek bir kent. Biz bu dönem işte bu potansiyeli harekete geçirmek ve Nilüfer'e tarım kenti kimliği kazandırmak istiyoruz. Biliyoruz ki gelecek tarımda temiz havası, temiz suyu, temiz toprağı olan, sağlıklı gıda üretebilen ülkeler geleceğin en güçlü ve en zengin ülkeleri olacak. Nilüfer'i işte o geleceğe hazırlıyoruz. Bu yüzden çevre sağlığına ve tarımsal üretime yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu yüzden Nilüfer'in sanayi kenti kimliğini mevcut haliyle korumak ama tarım kenti kimliğini büyütmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, hem ekonomik krizin hem de pandeminin toplumu bir hayli yorduğu bir dönemdeyiz. Bu koşullar bizim önceliklerimizi de değiştirdi. Tarıma yönelmekle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlarken, öte yandan halk sağlığına yönelik hizmetlere daha çok ağırlık vermek durumunda kaldık. Kitleleri bir araya getirecek tüm çalışmalarımızı durdurduk. Örneğin meslek edindirme ile kültür, sanat ve spor alanındaki tüm eğitim çalışmaları ve etkinliklerimizi durdurduk. Bunları mümkün olduğunca dijital ortamlara taşıdık. Öte yandan başta yoksullar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik hizmetler pandemi döneminde daha büyük bir önem kazandı. Ve bizler dayanışma ile sürecin tüm olumsuzluklarını ortadan kaldırmaya çalıştık. Yapılan işlerin ayrıntılarını sizlere dağıtılan dosyada zaten mevcut. Ayrıca bugüne kadar yaptığımız çalışmaları özetlediğimiz kısa bir filmimiz var. İsterseniz onu şimdi izleyelim. Ardından sorularınızı yanıtlamak için ben yine burada sizlerin karşısında olacağım. Teşekkür ediyorum. Sosyal ve kültürel zenginliği ile Bursa'nın cazibe merkezi olan Nilüfer, kültür, sanat ve spor kenti kimliğine yeni renkler eklemek üzere yoluna devam ediyor. Aynı zamanda bir sanayi kenti olan Nilüfer'in bu dönem bambaşka bir yüzü ön plana çıkıyor.
bütün dünyanın yaklaşan bir gıda krizinden söz ettiği ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın giderek zorlaştığı bir dönemde topraklarının 2/3 tarımsal üretim potansiyeline sahip nilüferin olmazsa olmazı tarım ve sağlıklı gıda. Kırsal kalkınma, yerel tohum, ekolojik tarım gibi konularda farkındalık yaratacak çalışmalara ağırlık verdiğimiz bu dönem, sağlıklı gıdanın hem üretimi hem de tüketiciye ulaştırılması yönünde adımlar attık. 2020 yılını tarım yılı ilan ettik. Kent bostanlarında yapılan ekolojik tarım denemeleri bu dönem NİKO aracılığıyla kırsal mahallelerimizdeki tarım arazilerine taşındı. 17 mahallede belediye envanterindeki tarım arazilerinin kullanımı NİKO'ya devredildi ve bu alanlarda kooperatif üyesi çiftçilerle birlikte ekolojik tarım faaliyetleri başlatıldı. Buğday ve lavanta yetiştirildi. 50 çeşit tıbbi aromatik bitkinin üretim denemeleri yapılırken Bursa iklimine uygun olduğu tespit edilen lavantanın üretimi için çiftçiyi teşvik eden NİKO, çiftçinin ürününü alıp işlemek, yağ ve suyunu çıkartarak bunların satışına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar başlattı. Çiftçiye hangi üründen verim alacakları bilgisini verebilmek ve tarım alanlarının amaç dışı kullanımını önlemek için nilüferin toprak analizleri yapıldı. Nilüfer'de tarıma yönelik çalışmaların merkezi niteliğinde bir çiftçi evi kurularak burada çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları başlatıldı. Yurdun dört bir köşesinden gelen ata tohumlarının çoğaltılıp saklandığı ve gelecek nesillere aktarıldığı tohum kütüphanesindeki çeşit sayısı 500'ü aştı. Yerli tohumu yaşatmak ve yaygınlaştırmak için kentte yurttaş ve çiftçilere binlerce sebze tohumu dağıtıldı. Kırsal mahallelerde meyve yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla çiftçilere 10 binlerce meyve fidanı dağıtıldı. Sadece kırsalda değil, kent merkezinde de balkon tarımını teşvik etmek için 100 binlerce sebze teresi dağıtıldı. Türkiye'nin en iyi enginarının üretildiği Hasan Ağaç'ı coğrafi işaret tezcili alındı. Hem çevre sağlığına hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla bitkisel ve yemek atıklarını organik gübreye dönüştüren kompost ünitesi hayata geçirildi. Elde edilen gübre hem kent bostanlarında kullanıldı hem de nilüfer kırsalındaki çiftçilere dağıtıldı. Konaklı'da 117 dönüm arazi üzerinde eko çiftlik projesini geliştirdik. İyi tarım uygulamalarının yapılacağı projeye ilk adım olarak alanda 1500 tonluk bir sulama havuzu inşa ettik. 6 adet sera kurarak fide üretimi ve kentsel düzenlemelerimizde kullanacağımız süs bitkilerinin üretimine başladı. Üretim çabaları sürerken bir yandan da sağlıklı gıdayı tüketiciye ulaştırmak üzere NİKO aracılığıyla Nilüfer Bostan markasıyla ilk satış noktasını Halkeri'nin yanında hizmete açtı. 21 kooperatif ve derneğin 132 çeşit ürününün satışa sunulduğu Nilüfer Bostan yakında internet üzerinden de satış yapmaya başlayacak. Tarımsal üretim ve sağlıklı gıda alanındaki çalışmalarımız gıda yılı ilan ettiğimiz 2021 yılında da artarak devam edecek. Nilüfer'de son bir yıl ne yazık ki pandeminin gölgesinde geçti. Doğal olarak halk sağlığı adına yapılması gerekenler önceliğimiz oldu. Kamu alanlarında hijyen sağlamak için yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak için atölye kurup maske üreterek yaklaşık 4 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın alışveriş, banka, fatura ödemesi gibi ihtiyaçlarını sosyal destek vefa grubu ile karşıladık. Hastaneye gitmesi gereken vatandaşlarımıza ulaşım desteği verdik. Pandemi sürecinde işsiz kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için erzak desteği sağladık. Dayanışma marketleri açtık ve sıcak yemek dağıtımı yaptık. Belediyemizin kiracısı olan esnaftan pandemi süresince kapanan iş yerleri için kira almamak, açık olanlar için de %50 indirim gibi uygulamaları hayata geçirdik. Sağlık çalışanlarına maske, siperlik ve konaklama desteği sağlayarak bu olağanüstü dönemin ağır etkilerini hafifletmek için tüm gücümüzle çabaladık. Geleceği planlarken çocuk ve gençlerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak onları geleceğe hazırlayan çalışmalar yürüttük. Çocuklara teknolojinin dilini öğreten kodlama atölyelerimizin ilkini Karaman Dernekler Yerleşmesi'nde, ikincisini Fethiye Sosyal Yaşam Alanı'nda açtık. Kırsal mahallelerde çocuklara internet erişimi sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla dijital çözüm projesini hayata geçirdik. Çalı ve kültür mahallelerinde, kadın ve çocuk akademilerinde bilgisayar sınıfları oluşturarak internet erişimi sağladık. Pandemi döneminde eğitim hayatlarını uzaktan sürdürmek zorunda kalan, ancak bilgisayar ve tableti olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere bir kampanya ile destek olduk. Kırsaldaki öğrencilere ücretsiz internet olanağı sağlamak için kablosuz internet istasyonları kurmaya başladık. Her mahallede bir kreş açma hedefimiz doğrultusunda ilk olarak 23 Nisan Mahallesi'nde Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi'ne hizmeti açtı. Öğrenci kenti Nilüfer'in Konak Mahallesi'nde 89 öğrenci kapasiteli Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun hizmeti açarak ilçedeki çok önemli bir ihtiyacı daha karşıladı. Kadınların özgürce yaşadığı bir kent için kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitim çalışmalarımızı sürdürürken Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliği şartına imza koyarak
yerel eşitlik eylem planımızı oluşturmak üzere çalışmalara başladık. Özellikle kırsal bölgelerde kadın ve çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak için açılan kadın ve çocuk akademilerine bu dönem Hasana, Konaklı ile Fethiye Kadın ve Çocuk Akademilerine ekledik. Nilüfer'de kadınların dernek çatısı altında örgütlenmelerini ve üretime katılarak el emeklerini ekonomik getiriye dönüştürmelerini desteklemek amacıyla kadın dernekleriyle işbirliği protokolü imzaladık. Sayıları 39'u bulan kadın dernekleri içinde mekan sıkıntısı olan 10 derneğe prefabrik yapılar temin edildi. Türkiye nüfusu giderek yaşlanırken Nilüfer'de yaşlı nüfusa yönelik hizmetlere de büyük önem veriyor. Bu kapsamda Bursa'da bir ilki gerçekleştirerek Uluslararası Lyons Kulübü Dernekleri 118K Yönetim Çevresi Federasyonu ve Hayırsever Dikenci Ailesi işbirliğiyle Nilüfer Alzheimer Hasta Konuk Evini kazandırdı. Özlüce'de yapılan ve gündüz bölümü 60, gece bölümü 48 hastaya hizmet verecek tesis önemli bir ihtiyaç karşılayacak. Nilüfer'in ikinci huzurevi olan İzzet Şadi Sayarel Huzurevi'ni Çamlıca Mahallesi'nde hizmete açtı. Yaklaşık 200 kişiye hizmet verecek huzurevinin bir bölümünde de 50 çocuğa hizmet verecek bir kreş oluşturdu. İki blok şeklinde inşa edilen huzur evinde 103 oda ile yaşlıların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler bulunuyor. Nilüfer'de yalnız yaşayan ve kendine bakamayacak durumda olan yaşlıların hem kişisel temizliğini hem ev temizliğini üstlendik ve her gün sıcak yemek servisi yaparak yaşamlarını kolaylaştırdık. İşsizliğin çığ gibi büyüdüğü günümüzde sosyal girişim fikirleri olan vatandaşlarımıza rehberlik etmek ve fon bulmalarına destek olmak amacıyla Sosyal Girişimcilik Merkezi'ni kurduk. Bursa'da sosyal girişimcilik alanında çatı kuruluş niteliği taşıyan merkezle birçok girişimciye umut oldu. Kamu binalarında alternatif enerjilerin kullanımı yönünde çalışmalar yaparak Türkiye'de ilk kez enerji yönetim birimi kuran ve birim faaliyetlerini içeren yönergesi bakanlık tarafından onaylanan ilk yerel yönetim oldu. Nilüfer'e 1. sınıf atık getirme merkezi kazandırdı ve 0 atık belgesini aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay alan Bursa'daki ilk atık getirme merkezinde 14 ayrı türde atık ve anlaşmalı olduğumuz eczaneler kanalıyla tarihi geçmiş ilaçlar toplanmakta. 2 yılda 23 yeni park ve koşu yolu yaparak kentimizde park sayısını 310'a çıkardık. Ağaçlandırma çalışmalarımız kapsamında 55 bin planın toprakla buluşmasını sağladık. Çok sayıda ödül alan kompost ünitesinin ardından budama atıklarının komposta dönüştürülerek peyzaj çalışmalarında kullanılması yönünde çalışmalar başlandı. Halk sağlığı adına ihtiyaç duyulan mahallelerimize aile sağlığı merkezi kazandırmak için çalışmalar yaptık. Demirci, Kızılcıklı ve Balat mahallelerimizde hayırsever desteğiyle aile sağlığı merkezlerine hizmete kazandırdık. Sağlıklı bir kent ortamı için ihtiyaç duyulan kentsel düzenlemelerimizi yaptık. Fethiye Sosyal Yaşam Alanı projesi kapsamında bölgeye bir kapalı pazar yeri, kodlama atölyesi, sergi salonu, kadın ve çocuk akademisi olarak kullanılacak mekanlar kazandırdık. Gökçe Mahallesi'nde vatandaşlarımızın talep ettiği meydan düzenlemesi ve hizmet binası ihtiyacını, Kayapa'da düğün salonu ihtiyacını karşıladı ve tarihi hamamı onararak kullanılır duruma getirdi. Pandemi sürecinde yol asfalt çalışmalarımız aralıksız devam etti. Kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra Nilüfer'de yıllardır büyük ihtiyaç duyulan kırsal mahallelerimiz arasındaki bağlantı yollarını da hayata geçirdik. Ayrıca arkeolojik değerleri turizme kazandırmak amacıyla adımlar attık. Gölyazı'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan buluntuların korunması amacıyla Apollonia Nekropol Arkeoparkı projesinin ilk etabını tamamlayarak bölgeyi bir açık hava müzesi olarak düzenledik. Nilüfer Müzik Festivali'nin 5.sini 2019 yılında, Nilüfer Uluslararası Caz Tatili'nin 5.sini ise 2020 Şubat ayında gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde ise kitleleri buluşturan konserleri iptal etmekle birlikte halkı sanatla buluşturmanın farklı yollarını bulduk. Sanat atölyeleri, çağdaş sanat konuşmaları, Çalı Köy Filmleri Festivali gibi aktivitelerimizi pandemi kurallarına uyarak organize ettik. Karantina günlerinde eve kapanan yaşlılarımız ve çocuklarımıza moral olması için onlara izin verilen saatlerde açık alanlarda özel animasyonlar ve konserler yaptık. Milli bayramlarımızda evde bile olsa bayram sevincini yaşamak için halkımızı balkonlara davet ederek açık alanlarda konserler yaptık. Salonlarda yapamadığımız konserleri yaz akşamları Nilüfer'in parklarına taşıdık. Pandemi sürecinde hiçbir geliri olmayan müzisyenlerimize destek olmak için Müzik Yaşasın projesini başlattık ve sosyal medya hesaplarımızı sahneye çevirerek Bursalı müzisyenler ile dinleyicileri sanal ortamda buluşturduk. Sinema keyfinden mahrum kalmamak için arabalı sinema uygulamasını başlattık. Bursa'nın ilk müzik enstrümanları müzesini kente kazandırdık. İçinde Türkiye'den ve dünyanın pek çok ülkesinden 256 adet enstrümanı sergilendiği Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıoğlu Müzik Enstrümanları Müzesi, kentin kültürel zenginliğine ayrı bir renk kattı. Nilüferlileri pandemi sürecinde tiyatrodan da mahrum bırakmadı.
oyunlarını dijital ortamda evine taşıyan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz aylarında ise Balat Atatürk Ormanı'nda kurulan sahnede ve kırsal mahallelere dolaşan mobil sahnede sanatseverleri tiyatro ile buluştu. Ayrıca 16 oyun seslendirmesi yapılarak internet üzerinden dinleyiciyle buluştu. Darbe Tiyatrosu tarafındaki bu uygulamanın ardından Hamlet'in bütün ölüleri isimli oyun, özel olarak tasarlanmış 9 odalı bir konteynerda her defasında bir seyirciyle buluşacak şekilde sahnelendi. Kütüphanelerimiz pandemi tedbirleri altında hizmet vermeye devam ederken, özellikle kırsaldaki vatandaşlarımızın kitap ulaşımını kolaylaştırmak için gezici kütüphanemiz hizmet vermeye başladı. Misi Akademi, tarih buluşmaları, yılın yazarı gibi tüm etkinlikler dijital platformda gerçekleştirildi. Özellikle Nilüfer'in hizmet yolculuğu devam ediyor. Aslında pandemi nedeniyle çok uzun tutmadık. Sizleri de çok fazla bu alanlarda tutmak açıkçası istemiyoruz sanki pandeminin etkilerinden dolayı. Eğer sorularınız varsa ben sorularınızı cevaplamak isterim bu çerçevede. Pandemi nedeniyle açıkçası tabii ki bazı sıkıntılar yaşadık ekonomik anlamda da. Hem de yapacağımız projelerin süreci anlamında da. Programlarımıza baktık. Bizim bu performans programımızla beraber faaliyet raporlarımız içerisinde yer alan bazı projelerimiz vardı. Bu projelerin yapımı konusundaki çalışmalarımızı geçtiğimiz günlerde tekrar değerlendirdik arkadaşlarla. Aslında çok da yollardan sapma olmadığını tespit ettik. Yani planladığımız gibi yürütüyoruz. Ancak bildiğiniz gibi sizin de basından da takip ettiğiniz gibi sizin de özellikle katı atık bedelleri üzerine yapılan bazı spekülasyonlar oldu ve Büyükşehir Belediyesi suların ucuzlatıldığı, su faturalarının ucuzlatıldığını gerekçe göstererek bizim katı atık bedellerini, yani ilçelerin alması gereken katı atık bedellerini bir kalemde sildi. Bunun maliyeti bize gerçekten çok ciddi anlamda bir maliyeti var. Yaklaşık 60 milyona yakın yıllık maliyetimiz var. Bu bizim için, bizim gibi belediyeler için ciddi bir rakam. Ayrıca biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda organize sanayi bölgelerindeki emlak vergilerinin muafiyetiyle ilgili bir karar bir gecede çıkartıldığında bunun bize olan maliyeti 35-40 milyon. Yani yaklaşık yıllık 100 milyona yakın bir kaynak maalesef ilçe belediyelerinin ellerinden gitti. Bizim gibi üstelik 8 tane organize sanayi bölgesinin olduğu bir kentte bizi çok çok ciddi anlamda bu ekonomik olarak etkiledi. Bunun sonuçlarını bundan sonraki süreç içerisinde belki tekrar görebileceğiz. Bazı projelerimizde ertelemeler yapmak durumunda kalacağız. Onu bilmiyoruz ya da yeni kaynaklar arayarak bu projelerimizi hayata geçirmeye çalışacağız ki bunlardan bir tanesi de az önce de sizin ikinci soru olarak sorduğunuz kamulaştırmalarla ilgili olan kararlar. Şimdi hem nikah dairemizde hem de kapalı otoparkımızı biz kamulaştırma kararı aldık. Daha önce yapışta devletle yapılmış olan bu iki tesisimizde yüksek bedeller nedeniyle vatandaşlarımızdan da ciddi eleştiriler alıyorduk bu anlamda. Bunun için kamulaştırma kararı aldık ve bugün itibariyle yapmış olduğumuz, işte bugün de toplantımızı yaptığımız bina artık bize ait. Nikahlarımızı burada daha uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza hizmetine sunuyoruz. Ayrıca tabii ki toplantı salonları var bu alanda. Bu daha sonraki zamanlarda kongrelerin ya da dernek toplantılarının yapılması için gerektiği alanlarda. Partiler de kendi kongrelerini bu alanlarda yapabilirler. Bu alanları bunun için kullanabileceğimiz bir etkinlik alanı olarak da görüyoruz. Dolayısıyla biliyorsunuz otopark da aynı şekilde çok ücretli. Şimdi sadece yarım saati ücretsiz ama gün boyu 5 lira gibi bir ücretle hizmet vermeye devam ediyor. Bunlar spekülasyon konusu da oldu ara ara basında ama biz hizmetlerimizi bu anlamda devam ediyoruz ki araçlar içinde mesela yıllık biz araç kiralama ihaleleri yapıyorduk. Bundan dolayı da bütçemizden ciddi anlamda paralar çıkıyordu. Biz bununla ilgili de bu yıl 98 araç satın aldık. Binek araçlarla beraber iş makineleri ve sulama konusunda da 6 tankerimizi aldık. Bu yıl yaz itibariyle yeşil alanlarımızın sulamasında da sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyoruz. Ama bunlardan da ciddi bir tasarruf elde ettik. Yani yılda yaklaşık 7,5 milyona yakın bir tasarrufu bu şekilde sağlamış olduk. Böyle böyle tasarruflarla projelerimizi dönem sonuna kadar bitirmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum.
biz açıklamalarımızda sürekli olarak artık Nilüfer'i sanayi kenti kimliğinden mevcut durumuyla koruyup yeni bir sanayi alanı yaratmamak istiyoruz. Bunun için de önlemleri alıyoruz. Söylediğiniz alan aslında Görkop'un olduğu bir alan, Görsiyat'ın olduğu, Görkop Sanayi'nin olduğu bir alan. Oralarda bir imar planı var ve bu imar planı içerisinde yapılan tabii eksik olanlar var. Daha onlar ıslah OSB olarak şu anda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Daha OSB olmadılar. OSB olmaları için bazı projelerin daha hayata geçmesi lazım ve ruhsat almak gerekiyor. O boş olan alanlarda. Ama tabii bu arada tespit ettiğimiz plansız alanlardaki yapılaşmalarla ilgili müdahalemizi de sürdürüyoruz. Orada bir fabrikayla ilgili yıkım işini gerçekleştirdik. En son bize geldiğinde vatandaş dedi ki benim Teknosoft'ta bir yerim var. Biz orayı teslim alıyoruz. Birkaç ay daha bana izin verir misiniz ki yüksek teknolojiyle bir şeyler ürettiğini söylediler. Biz de bununla ilgili süreci bir zamana yayarak verdik arkadaşlarımıza. Onların da zarar etmemesi için ama o bina olduğu gibi yıkılacak. Hiçbir kaçak yapıya izin vermemek bizim içimizde böyle bir düşüncemiz de var. Yapabildiğimiz kadar ama ben tekrar söylüyorum. Kaçak yapılaşmayla mücadele bu yasal şartlar içerisinde mümkün değil arkadaşlar. Tekrarlıyorum burada. Kaçak yapılaşmayla mücadele için kaçak yapının yapan vatandaşın arsası hazineye irat kaydedilsin. Yani eğer biz böyle bir önlem almazsak, yasal olarak önlem almazsak vatandaşlar geliyor. Sonra imar barışları, imar aflarıyla beraber bu süreç maalesef bugün Bursa'nın birçok alanında görmüş olduğumuz o kaçak yapılaşmanın eseri olarak kentlerimizi maalesef mahkum ediyoruz. Biz bu o projeye çok önem verdiğimiz bir proje. Ekokent adıyla aslında da sıkça çıkan bir planlamaydı ve değişik bir planlama. Orada yeşil bantları koruyarak çok ciddi bir güzel bir planlama ilkesi getirmiştik. Nerede şu anda? Evet, bu proje şu anda Büyükşehir Belediyesi'nde planlar. Yakın bir zaman içerisinde çıkacağı konusunda da Sayın Ali Nur Aktaş'ın bir sözü de var. Bize geldiği zaman da bu konuyu değerlendirdik. Zaten seçim döneminde her iki Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da ekokentleriyle beraber, yani o söylediğimiz uydu kent yapımı ile ilgili kenti biraz daha yaymak istediklerini ve merkezleri de bu aralara taşımaya gerektiğini söylemişlerdi ki ulaşım da bunun getirmiş olduğu bir çözüm olacak aslında. Ulaşım entegrasyonu da sağlarsanız merkezleri de bu anlamda yaydığımız takdirde kentte çok rahat bir şekilde kenti büyütebiliriz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz biz aslında yavaş büyümeyi öne sürüyoruz sürekli olarak ve bunu da sürekli olarak gündemde tutmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ulaşım master planına göre 2035 yılı projeksiyonu 975 bin kişilik bir nüfer olmasını öngörüyorlar. Biz bu kadar hızlı büyüyen bir kent yapısını Nilüfer'de istemiyoruz açıkçası. O yüzden yavaş yavaş büyümeyle beraber, kontrollü büyümeyle beraber kentlerin büyümesi gerektiğini düşünüyoruz. Sanayiyi de bu anlamda dediğim gibi bir noktada tutmak istiyoruz artık. Nilüfer için sanayi yeterli büyüklükte zaten var. Biliyorsunuz biz geçen yılı tarım yılı ilan etmiştik ve bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarla beraber Uludağ Üniversitesi ile beraber bir toprak analizi çalışmasını başlattık. O toprak analizi çalışmalarının ilk etabında bununla ilgili biz tabii bir taraftan da bizim bostan, kent bostanı dediğimiz alanda da bu tür köprü aromatik bitkilerle ilgili deneme üretimlerini yapmaya başlamıştık o tarihlerde. Yaklaşık 50 çeşit deneme yaptık tıbbi aromatik bitkilerle ilgili ve bunun lavantanın bizim bu iklime çok uygun olduğunu düşünüyoruz bir taraftan. Kurmuş olduğumuz Milkop vasıtasıyla da çiftçilerimize bu ürünün geliştirilmesi konusunda bir teşvik uygulamaya başladık. Bu yavaş yürüyor gerçi ama zaman içerisinde, birkaç yıl içerisinde tahmin ediyorum nüfuzun büyük bir kısmında lavanta üretimi başlayacak. Şöyle bir bu ürününde şöyle bir özelliği var açıkçası. Elde edildiği bütün her türlü
kısmından yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca yağını da çıkarttığınız ve elde ettiğiniz o ürün ciddi oranda çiftçimize değer katacak bir ürün haline geliyor. Biz de bu anlamda burada işte hem onları işleyip yağlarını çıkartıp, suyunu çıkartıp bunların satışında yardımcı olmayı hedefliyoruz Wilkop kanalıyla. Böylece de çiftçimizin biraz daha fazla gelir elde etmesine ve farklı ürün çeşitliliğini de sağlamasına yardım etmeye çalışıyoruz. Onun için lavanta. Bu lavantanın yanında başka diğer iki çeşit diğer aromatik bitkiler de çeşitliliği var. Bunları da zaman içerisinde yaygınlaştıracağımızı düşünüyorum. Bence talihsiz bir açıklamaydı açıkçası. Yani nilüferi yeşil alanlarla değerlendirmek, yani diğer ilçelere baktığınız zaman nilüferi bu anlamda değerlendirmek çok yanlış bir değerlendirme bana göre. Çünkü nilüfer yeşiliyle hala ve çevresiyle çok önemli bir noktada olan ve Türkiye'de de bu anlamda 8. olarak görülen bir ilçelerden bir tanesi, en önemli ilçelerden bir tanesi Çağdaş. Ben bununla ilgili birkaç rakam da vermek istiyorum açıkçası. Yani bizim 22 yılda 239 park yaptığımızda toplam 812 bin metrekare alanda da bu yeşil alan olarak, düzenlenmiş yeşil olarak uyguladığımızı söylemek istiyorum. 2009 yılında da beldelere dahil olmasıyla oradaki 71 parkta eklenecek şu anda 310 parka çıktı. Az önce yansıda da filmimize de izlediniz zaten bunlarla ilgili çalışmayı. Biz göreve geldiğimiz zaman ki 22 yıldır biz daha önce Sayın Bozbey'in döneminde kalktığımız zaman 238 ağaçlandırma alanında fidan dikimleri gerçekleştirdik ki 504.182 metrekarede ağaçlandırma çalışması yapıldı. Sadece 2 yılda 55.000 fidanı toprakla buluşturduk. Yani biz bu dönem, daha önceki CHP dönemi olarak söylediğimizde 1.316.000 metrekare yeşil alan kazandırdık. Kişi başına bakın, verilere göre, yani planlama verilerine göre 10 metrekare olması gereken rakam bizde Nilüfer Belediyesi sınırlarında yeşil alan olarak değerlendirdiğimizde 10.70 metrekare olarak kişi başı yeşil alan. Bunları çevremizdeki orman alanlarıyla da bir kısımda eklediğiniz zaman, düzenlenmiş olan ormanları da değerlendirdiğiniz zaman yaklaşık 17 metrekareye çıkıyor. Yani bu Türkiye standartlarında çok yüksek değerde bir oran. Bunu diğer ilçelerle oranlarını oradaki ilçe belediye başkanlarına sorabilirsiniz. Sayın AK Parti İl Başkanı da bu konuyla ilgili tarihsiz bir açıklama yaptığını düşünüyorum ben. Onların yapmış olduğu hizmetlerin önüne biz tabela astığımızda da ima etti. Yani ben kendilerine Kağıt Atatürk Kent Ormanı'nın önündeki tabelayı da örnek göstermek istiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar, orada 3 ayrı plan vardı. Biz bu işte sizin Dubai dediğiniz, bizim ekokent dediğimiz alanda bir Kayapa, ki Kayapa Belediyesi o zaman belde belediyesiyken bize geçtiği zaman bu o plan vardı oradaki uygulama. Bir tarafta Emir Kok'un Balkan Mahallesi'nin hemen altında hazırlamış olduğu bir plan vardı. Bir de bizim ekokent olarak planlama alanı içerisinde olan bölgemiz vardı. Biz bu 3 plan bölgesini birleştirdik. O ekokent dediğimiz daha da büyük, geniş, birlikte değerlendirelim diye. Ama maalesef o süreç içerisinde ekokent onaylanmadığı için diğer Kayapa planıyla Balkan Mahallesi'ndeki o Emir Kok planı eski haliyle tekrar yürürlüğe girdi. Şu anda sizin de söylediğiniz yer, az önce de benim ifade ettiğim o ekokent planı da çok yakın bir zamanda Büyükşehir Belediyesi'nden geçeceğini umut ediyorum. Çünkü arkadaşlarım da o konuyla, Büyükşehir Belediye Başkanı da bu konuyla ilgili görüşleri var. Son aşamalarda imar konusunda görüşüldüğü söyleniyor. Vatandaşlarımız kısa zaman içerisinde o planı geçtiğimizde tapularına da kavuştuğunda orası farklı bir merkez olarak tekrar Bursalıların hizmetine gireceğini düşünüyorum ben. Artık Bursa tabii bizim Nilüfer batıya doğru gelişiyor ve büyüyor. Orada da yaklaşık 80 bin nüfusu barındıracak bir alan olacak. Dolayısıyla
kaç yıl içerisinde olur diye düşünüyorsunuz? Bir 10-15 yıl içerisinde bu alanın planlı olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum ben de. Teşekkür ederim. Ben öncelikle bütün arkadaşlarıma buraya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 2 yıldır görev yapmış olduğum süreç içerisinde bana destek olan önce Bitli Belediye Başkan Yardımcılarıma ve tüm ekibimize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Bu ekiple bu dönemin sonuna kadar iyi şeyleri lüferlerle buluşturacağımızı ümit ediyorum. Tekrar katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum.